Dünyanın en büyük sırlarından biri okyanusun dibinde bulunuyor. Okyanusun dibinin kendi bir sırdır. Okyanusun karanlık derinlikleri günümüzde hala birçok bilinmezlikle dolu. Denizlerin dibini gösterenlere oranla ayın haritaları daha fazla. Okyanus tabanının sadece %0.0001'ini keşfedebildik. 1960'ta Filipin kıyıları yakınında Amerikan marinası ilk kez Pasifik Okyanusu'nun en derin noktasına ulaşmak için Fransız denizaltısı Trieste'yi ağırladı. Bu noktadaki 11 kilometrelik derinlik Everest tepesinin yüksekliğinden 1400 metre daha fazla. Bu derinlikteki sular dünyanın merkezinden gelen ısıyı barındırıyor. 1977'de bilim insanları Galapagos adaları yakınında okyanusun dibinden fışkıran sıcak su kaynağı keşfettiler. 2,5 kilometre derinlikte bulunan bu denizaltı bacaları minerallerle yüklü sıcak su akıntıları yaratıyor. Bu sıcaklığa rağmen su kaynamıyor. Okyanusun ağırlığı 280 derecenin üzerine çıkan sıcak su noktası üzerinde bir baskı yaratıyor. Burada çarpıcı olan denizaltı yaşamının tamamen bilinmez olması. Okyanusun dibinde yaşayan çeşit çeşit canlılar kimyasal sentez sayesinde hayatta kalmayı başarıyor. Bunlar karbon moleküllerini organik maddeye dönüştürebiliyorlar. Yeni görüntü teknolojileri sayesinde bu denizaltı türlerinin derinliklerindeki davranışlarını görebiliyoruz. 2005 yılında 3 yıllık denemelerin sonunda Japon biyologlar 900 metre derinlikte yüzen dev bir kalamarın ilk denizaltı görüntülerini elde etmeyi başardı. 2012'de yine derin sularda bu yaratık ilk kez hareket halindeyken videoya çekildi. Bu iki başarıdan önce kimse bu kadar derin sularda yüzen dev bir kalamarı görmemişti. Onları sadece balıkçıların ağlarında ya da karaya vurduklarında görebiliyorduk. Bu kalamarlar gerçekten dev boyutlarda. Ağırlıkları 1000 kilograma kadar ulaşabiliyor. Bugüne kadar görülen en büyük kalamar 1880 yılında Yeni Zelanda adalarında bulunan 18,5 metre boyundaki kalamardı. İki otobüs uzunluğunda ama bir küçük araba ağırlığındaydı. Her geçen gün elde edilen veriler bizi denizlerin dibinde yaşamı keşfetmeye biraz daha yaklaştırıyor. Bilim insanları İzlanda kıyısı yakınlarında bulunan bir midyenin dünyadaki en yaşlı yaratık olduğunu düşünüyor. Kabuğundaki çizgileri sayarak 405 ila 410 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorlar. Bu midye 1. Elizabeth ve Shakespeare'in dönemini görmüştü. Yakın zamanda 220 yaşında nispeten genç bir midye keşfedildi. Bu midyelerin hücreleri çok yavaş ölüyor. Belki de onların sayesinde uzun yaşamın sırrını bulacağız. Okyanusun dibinde olanların yalnızca çok küçük bir kısmını biliyoruz. Kim bilir gezegenimizin denizaltı dünyasında yakında başka ne keşifler yapılacak?